Başkent Ankara'dan bu haftaki ilk konuğumuz Beyaz Köşk Düğün Salonu. Mutluluğa bizimle adım atın sloganıyla yola çıkan başarılı firma, Tıp Fakültesi Caddesi 586. Sokak No 2 Tuzluçayır Mamak Ankara'da bulunuyor. Firmanın çalışmalarını firma sahibi Savaş Kara, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi İlhan Koyuncu ve işletme müdürü Mehmet Kılıç anlattı. Sevgili seyirciler, başkent Ankara'dayız ve Mamak bölgesindeyiz. Mamak'ta en çok tercih edilen, en çok beğenilen, en çok gelinen düğün salonundayız. Beyaz Köşk Düğün Salonundayız. Hemen yanımızda da firmanın sahibi Savaş Karabeyefendi var. Aynı zamanda hemen sağ tarafımda da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın İlhan Koyuncu Beyefendi de var. Kendisiyle de sohbet edeceğiz ama ben öncelikle Savaş Bey'e mikrofonu uzatacağım. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkürler. Savaş Bey, Beyaz Köşk Düğün Salonu sadece Mamak bölgesinde değil, bütün Ankara'da bilinen son derece kaliteli bir düğün salonu. Ne zaman kuruldunuz efendim, anlatır mısınız? Efendim, Beyaz Köşk Düğün Salonu Ankara'ya, Ankara halkına yaklaşık 7 yıldır hizmet veriyor. Hizmetlerimizde sorarsanız, önümüzde piyanist var, sanatçı veriyoruz, garson hizmetleri var, salon kirası dahil, kamera hizmeti var, fotoğraf hizmeti var, 7 katlı yaş pasta veriyoruz. 7 katlı? Evet, kuru pasta veriyoruz. Palyonço gerekiyorsa sünnetlerde palyonço hizmeti var. İçecek. Servis. Evet, sınırsız. Öyle bir kampanyalarımız var bizim. Boş salon da verebiliriz. Yemekli veriyoruz. Yemeksiz veriyoruz. Yemeksiz veriyoruz. Yani düğün sahibinin talebine göre her türlü hizmet veriyoruz. Burada aynı anda kaç kişi bulunabiliyor? Beyaz Köşk Düğün Salonu yaklaşık 1500 kişiye hitap ediyor efendim. Şunu unuttum, gelinlik hediyemiz var tabii. Aa, bu çok güzel bir şey. Yani özellikle gelinlerimize buradan söyleyelim. Gelinliğiniz buradan Savaş Bey'den size hediye. Gelinlerimiz ilk geldiğinde zaten kapıdan kamerayla karşılanıyor, fotoğrafla, kamerayla. İlk önce gelin odasına alınıyor. Alındıktan sonra bizim hediye ettiğimiz pozlar var. Yani Beyaz Köşk'ün hediye ettiği bir düğün pozları var. Onlar çekiliyor. Daha sonra ikramlar yapılıyor. Daha sonra düğünün açılış saatini bekliyorlar. Açılışta tabii zaten normal meşaleyle falan alıyorlar. Sahneye geliyor arkadaşlar. Heyecan dorukta tabii. Heyecan dorukta, evet. Açılış yapılıyor. Danslarını ediyorlar. Oynuyorlar. Daha sonra da gelin masasına oturuyoruz. Peki, seçimler yaklaşıyor Savaş Bey. Burada da mutlaka adaylarımız toplantı da yapmak istiyorlardır. Bu konuyla ilgili de adaylarımıza isterseniz bir duyuru yapalım. Buyurun. Biz burada bütün aday adaylarımıza ve adaylarımıza başarılar dileriz. Salonumuz herkese toplantılarına hizmet vermek için açıktır. Herkese biz eşit mesafede davranıyoruz zaten. Hepsine başarılar diliyorum. Efendim, size de merhaba demek istiyorum. Merhaba. Siz de bu konuya, bu sektöre hiç yabancı değilsiniz değil mi efendim? Hemen bilgi alalım. Biz eski düğün salonlar oda başkan vekiliydim. Şu anda Ankara Esnaf Sanatkarlar Odası'nın yönetim kurulu üyesiyim. Savaş Bey'in bizim odamızın üyesidir. Kendisine verdiği hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Hakikaten yani Savaş Bey'in düğün salonu şu anda bizim Ankara'da düğün salonlarının içinde bir numara diyelim. Gerçekten öyle. Bakımlı bir salon. İyi bir personeli var, iyi bir müzisyenleri var. Yani müdürü, personeli hakikaten yani odamızda örnek gösterilen bir kurumdur. Sizin sektörle ilgili, düğün salonlarıyla ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Tabii var. Düğün saloncularının biraz dertleri var. Sokak düğünleri. Evet. Bu sokak düğünleri 2010'un birinci ayın birinde yasak oldu. Şu anda 18 milyar cezası var. Ama sokaklarda bakıyoruz, yine düğünler yapılıyor. Bu yüzden bizim esnafımız biraz mağdur oluyor. Doğru. Şu anda da zaten düğün salonlarında 3000 liraya, 2500 liraya düğün veriyorlar. Bir de yolları kapatıyorlar. Milleti rahatsız ediyorlar. Hastayı var, ölüsü var, cenazesi var. Onlar rahatsız oluyor. Gelip de şöyle güzel bir yerde düğün yapsalar, misafirlerini güzel bir şekilde karşılasalar daha iyi olmaz mı? Onun için yani Savaş Bey'in yeri gayet güzel. İnceledik, gezdik, gördük. Hakikaten düğün salonlarının içinde bir numara. Efendim, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Beyaz Köşk Düğün Salonu'nda salon müdürümüz Mehmet Bey ile beraberiz şimdi. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun. Efendim, Beyaz Köşk Düğün Salonu'nda çok zengin bir menü var. Neler var? Mesela şu masadan başlayalım. Anlatır mısınız lütfen? Evet, normal bir düğünümüzde tatlı ve tuzlu pastamız var. Hı. Yaş pasta çeşitlerimiz mevcut. Kakaolu, meyveli ve kremalı şeklinde. İsteğe göre yapıyoruz. Kuru yemiş tabağımız mevcut. Karışık kuru yemiş tabağımız. İçeceklerimiz mevcut. Sevgili seyirciler,
seyirciler bu masayı da tercih edebilirsiniz. İşte böyle bir masaya da düğününüzde yer verebilirsiniz. Efendim bu masayı anlatalım Mehmet Bey. Bu buyurun. Masamızda yemekli menümüz oluyor. Kırmızı et, beyaz et ve pide şeklinde menümüzü sunuyoruz. Kırmızı ette dönerimiz de oluyor ekstra olarak. Arz ederse misafirlerimiz orada tabağa da verebiliyoruz. Tavuk menümüzde tavuk şiş, tavuk döner, tavuk filito şeklinde hizmetimiz var. Kırmızı et dediğimizde köftemiz var, Adana'mız var, dönerimiz mevcut, artı pide çeşitlerimiz. Yani yok. Savaş Bey, tekrar size dönmek istiyorum. Son olarak tüm seyircilerimize mesajınız olacak mı efendim? Burada ve farklı yerlerde düğünlerini yapmış olan ve yapacak olan bütün genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Kapımız herkese açık. Beyaz Köşk Düğün Salonu olarak genç çiftlerimize ne gerekiyorsa her türlü hizmete ve yardıma hazırız.